Facebook'ta bir paylaşım vardı. Kendi sayfamda da paylaştım onu. Hayko adlı sanatçımız sağ olsun şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki ben Ermeni asıllı Türk'üm. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben Türk'üm diyor. Bu Türk'üm kelimesi ırkçılık anlamında, şövenlik anlamında olsaydı bu Ermeni asıllı kardeşimiz, vatandaşım ben Türk'üm demezdi. Fedon. Aslanlar gibi Türk bayrağını sallıyor motosikletinin arkasında. Ve biz de onun tavernasında kalkıyoruz, sirtaki yapıyoruz. Hiç de bundan utanç duymuyoruz. Neden? Adam Türklüğüyle gurur duyuyor. O bayrakla gurur duyuyor. Bu adam baş tacı. Şimdi şeyi karıştırmamak lazım. Biz burada Ermeni'yi eleştiriyoruz. O Ermeni ile bu Ermeni aynı değil. Veya Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız Yunan'la, Rum'la Fedon aynı değil. Türklük şemsiyesi altında, çatısı altında birleşmiş olan baş tacıdır. Diyelim, veretnayın amin diyelim. Evet. Programımızın sonuna geldik. Son bir sözünüz varsa tabii, alalım efendim. Günlerce konuşsak bitiremeyeceğimiz bir konu. Eksik olmayın. Doruk Türk TV son derece hiçbir endişe duymadan açık yüreklilikle Türkiye'mizin geleceğiyle ilgili memleket meselelerini çok dürüst bir şekilde paylaştınız. Ve ben de sizi dinlerken sizinle aynı ve duygu ve düşüncede olduğumu gördüm. Türklüğün dışlanan ve dışlanmakta olan konularını üzerine siyaset yapmak son derece tehlikeli. Tehlikeli. Ve çok büyük haksızlık. Yani yabancılara peşkeş, ülkemizi peşkeş çekmek yönünde yürütülen siyaseti ben son derece yanlış ve tehlikeli buluyorum. Bu infial duygularıyla bir şeyler, ciddi şeyler olacaktır. Siz bu derecede Türklüğü dışlamaya ve düşmanca davranmaya devam ederseniz bunun bir karşılığı olacaktır. Evet, terörist başı. İmralı'daki seçkin konuktan şimdilerde saygın bir adam haline geldi. Zaten DTP PKK'nın meclisteki uzantısı. Adamlar bölücü siyasetlerini sürdürüyorlar ve bu bölücü siyasetlerini AKP'ye kabul ettirdiler ve şimdi de bizim de kabul etmemizi bekliyorlar. Asla ve asla Türk milletini, Türklüğü, Türkiye Cumhuriyeti'ni tehlikeye atacak her türlü girişimlere karşı yek vücut olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalı. Türkiye Türklerindir, ne mutlu Türk'üm diyenlerindir. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Sayın Celal Öcal konuğumuzdu. Birebir söylemlerimiz örtüştü. Bundan gurur duyuyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Boğaziyan Kaymakamı Kemal Bey'i rahmetle anıyorum. Geçen haftaki konuğum Sayın Şahlanış Hareketi Başkanı Murat Altun da aynı şekilde Boğaziyan Kaymakamı ile ilgili sohbetleri olmuştu. O da kabrini ziyaret etmişti. Ona da buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Haftaya Memleket Meselesi programında tekrar bir araya gelmek üzere hayırlı akşamlar diliyorum.